duruşu var mıdır, vacip midir? Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu? Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban duruşa? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Ankara'mızdan, Diyanet Televizyonu stüdyolarından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamızı hemen takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt Hocam bu akşam bizimle birlikte. Bilmediğimiz soruları muhterem hocamıza yönelteceğiz ve kendisinden cevaplarını istirham edeceğiz. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşlayıp Diyanet Televizyonu'na ulaşabilirsiniz. Sonra inşallah sizi yayında misafir etmiş oluruz. Diyanete sorayım @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı sormanız mümkün. Özellikle mailden gelen sorularda belki biraz daha detay isteyen konuları açıklıkla yazabilirsiniz efendim. Muhterem hocalarım da ona göre cevaplarını sizlerle paylaşırlar. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen dostlarımız. Özellikle yayın esnasında bizi izlediğiniz anda aklınıza gelen soruları anında göndermek isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Takip ederseniz çok seviniriz. Her iki platformdan gelecek soruları da muhterem hocama bendeniz sizler adına aktarma gayretinde olacağım. Radyoları başında bize kulak veren Diyanet Risalet Radyo dinleyicilerine de selamlarımızı iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Akabinde ilk telefon bağlantısı için İstanbul'a gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Rabbim afiyetler versin. Amin efendim. Allah razı olsun. Müsaadeniz varsa vakit kaybetmeden telefon bağlantımıza geçelim. Sebahat Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Bilmukabele efendim. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi benim bir sorum var. Ben iki sefer üst üste Üvre'ye gittim. Ne güzel. Döndükten sonra, geçen sene döndükten sonra da hacca yazıldım. İnşallah Rabbim nasip eylerse çıksın da inşallah istiyorum. Ama şimdi bir firma ismini de söylemek istemiyorum. Vermeyin isim, vermeyin. Şimdi, evet, vermeyeceğim hocam. Hacca götürüyor, hani hacca gidiliyormuş, o firma hacca götürüyormuş. Yani böyle bir şey aslı var mı veyahut da gitsek doğru olur mu? Ya ben tereddütte kaldım, yoksa sıramı mı bekleyeyim? Bana çıkmasını mı beklemen, özel bir firmayla, asıl sorun bu. Sıkıntım bu, yani takıntım da bu. Özel firmayla bu önümüzdeki haç zamanında firma götürüyor. Gidebilir miyim, gidemez miyim? Böyle bir şey var mı, yok mu? Haç çıkmadı. Yani kurasız şekilde götürmeyi vaat eden bir şirket, evet, üzerinden evet hacca, evet, gidebilir miyim? Doğrusu bu. Yani bu soralım, yani bu işin artılarını ve eksilerini öğrenelim. Peki. Çok sağ olun hocam, Allah'a emanet olun. Selam Allah razı olun. Olsun, hayırlı akşamlar ve aleyküm selam. Yani bir takım belki yasal olarak uygun olmayan yol ve yöntemler kullanılarak, işte duyuyoruz bazen kasap vizesiyle veya ticari vizeyle hacca götürmeyi vaat eden bazı firmalar var. Acaba bunun artıları nedir, eksileri nedir kıymetli hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii hacca gitmenin yolu meşru olan, legal olan yollara tevessül etmektir. Bu da nedir? Haç mevsiminde tabii ki milyonların orada bir anda o görevi yapması zor olacağı için ne yapıyor? İlgili devlet orada izdihama, çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermeme adına ne yapıyor? Bir kota uygulaması yapıyor. Bu kota uygulaması da özellikle ülkemiz için söyleyeyim. Yani yaklaşık 2 milyon 500 kişi müracaat etmiş. Bunların içerisinde 80 bin küsuratı da olabilir. Eğer ekstra bir kontenjan vermezlerse 80 bin kişi haç yapacak. Evet. Şimdi 80 bin, tabii 2,5 milyonda 80 bin gerçekten düşük bir şey. Fakat kimin gidecekleri belli, şu anda kayıtlarda devam ediyor. Bu süreçte kendisine haç çıkmayan insanlara bu sefer ne oluyor? Ümit vadeden, ya hatta ümit tacirliği yapan, doğru, kişiler ve kuruluşlar, hatta adına özel veya düzel deyin, efendim neler var? Kişiler çıkıyor karşısına. Bunlara aldanmamak lazım. Çünkü hayal kırıklığı yaşayabilirler. Geçmişten günümüze kadar çokça kötü örnekleri var. Lütfen bunlara tevessül etmeyelim. Eyvallah hocam. Yani şöyle diyeyim. Biz
meşru bir haccın nedir? Yolu meşru yollara dedim ya. Tabii. Peki gayrimeşru, illegal yollara tevessül ederek hac yapmak ne olabilir? Bir takım vebali, hatta hak ihlallerini, kamu hakkı ihlallerine de ne yaptı? Beraberine getirecekti. Halbuki biz oraya ne için gidiyoruz? Değil mi? Günahlarımızdan arınmak için gidiyoruz. Bir ibadet için gidiyoruz. Bu ibadet için giderken ne yazık ki efendim başka şeylere, yanlış şeylere tevessül etmek de bizi ne yapar? Artı bir günaha. Günahımızı efendim arındırmak şöyle dursun. Belki bizi daha büyük sıkıntıya sokabilir. Lütfen buna karşı ne yapalım? Uyanık olalım. Şu an itibariyle evet biz de duyuyoruz. Zaman zaman bu tür insanlar biz sizi hacca götürürüz diye vaatte bulunuyorlar. Götüremeyebilirler. Hatta siz ifade ettiniz. Hac vizesiyle götüremeyeceği için özel efendim başka vizelerle götürecektir. O insanları da hac günlerinde Mekke'ye, belki de Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya almayacaklar. Belki de sokamayacaklar oraya. İnanın seyircilerimizi bu vesileyle şunu hatırlatmak istiyorum. Hac organizasyonunu baştan sona kadar kilitleyen kişiler illegal yollarla giden hacı adaylarıdır. Lütfen, hak ihlalleri var. Başkaları için ayrılan mekanların başkaları tarafından istila edilmesi son derece nedir? Haksızlıktır. Bu hac adına, ibadet adına yapılmamalıdır. Onun için hac kurasında çıkanlar hac için gidebilir. Eyvallah, ekstra bir kontenjan verilirse ondan sonraki sıradaki insanlar. O zaman ne yapalım? Biz sıramızı bekleyelim. Bu tür telkinlere, bu tür efendim vaatlere de kulak asmayalım. Eyvallah. Aksi takdirde vebalimiz, mesuliyetimiz ağır olur. Allah razı olsun. Hatta İnşallah haçta yapamayabiliriz. Ederler. Yani o risk, evet. bütün risklerden bahsettiniz hocam. Evet. İnşallah dikkate alırlar. Fuat İnşallah. Bey selamlarını iletmiş efendim. Kar ortaklığı mantığıyla çalışan finans kurumlarından hac için bir miktar kredi çeksek bu parayla hacca gidebilir miyiz demişler. Hac paketleri falan oluyor. Bu daha çok hac günlerinde daha popüler hale geliyor. Caiz midir acaba? Açıkçası buna da sıkıntı var. Şöyle ki tamam hacca gideceğiz, belli bir paramız olacak. İşte efendim 20 bin, 25 bin sar. Şu anda hac için fiyatlar açıklandı mı? Güncel fiyatlar belki ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Efendim bunun için o meblağ elinde yoksa vatandaş ne yapabiliyor? Borç harç sağdan soldan ne yapıyor bu sefer? Finansman evet. desteği alıyor. Peki alacağı destek de meşru olmalı. Yani şunu diyeyim, kredi deyince işin içinde faiz var. Peki katılım bankaları veya kar zarar ortaklığı şeklinde çalışan kuruluşların verdiği krediler, kredi veremezler de sizin ifade ettiğiniz gibi çeşitli efendim şu veya bu isim altında ne yapıyorlar? Bir finansman desteği yapıyorlar. Ben hatta onun da özellikle uluslararası ticarette ne olmayacak, karşılığının olmadığını söyleyeyim. Mesela örneğin hac için yatırdığımız paraların %85'i nerede harcanıyor? Orada harcanıyor. Peki oradaki o paketi nasıl alacak buradaki firma? O kurum, yani nasıl olmayan olacak? Bir hizmeti satın almış gibi. Efendim yani mesela diyeyim ki uçak biletini alıp bunlara satacak mı? Veya oradaki oteli tutup veya oradaki efendim işte meşahir intikalinde rusum ismi altında işte halk arasında toprak bastı parası falan filan diyorlar. Onları alabilecek mi? Çünkü orada nedir? Muhatabı bellidir bu işleri yapanların. Bu tür aracı kuruluşlar ne yapamazlar? O işin içine giremezler. Dolayısıyla ne yapmaz? Katılım bankaları aracılığıyla bile olsa ne yapamaz? Hac finansmanı için kredi sağlamak veya şu veya bu isim altında efendim oradan finansman sağlamak hac ibadetinde çok uygun bir yöntem değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Arslan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Arslan Bey. Allah razı olsun Furkan Bey. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet. Televizyonu kapatayım. Tamam kapatayım. Tamam. Furkan Bey ben size devamlı dua ediyorum. Ben emektar imamım. Maşallah hocam. Ne güzel. İki ayrıca Kavak Camii'nin 80'in 11. Erzurum Merkez 83'e kadar imam. Neyse bu tavsiyeti yapmayalım. Maşallah. Kasaki Eğitim Merkezi mezunuyum. Maşallah. Şimdi ben sizi dinlemekle daha önce okuduklarımı diyorum ki eyvah ben sizin dinledikten sonra hoca oluyorum. 8 olduğumu kapatıyorum kendimi buraya. Estağfurullah. Çok memnunum. Çevremin hepsine burayı kuranlara size Allah hayırlı ömür veren inşallah. Amin amin. Ben, Allah razı olsun. Böyle. Ben iki sorum var müsaadenizle. Estağfurullah. Buyursun. Yusikum Allahu fi evladik ile ahiril ayet. Malumunuz Allah adil mutlak. Burada iki erkeğe iki kıza bir. Menkul gayri menkul.
onlar aynı mı oluyor? Bir de erkeğin, ikinci sorum, erkeğin kız kardeşi, bacı diye Erzurum usulü, ona sorumluluğu ne olur bundan sonra? Evet. Adilim, Allah adilim mutlaktır mutlaka. Bunda bir sır vardır. Anlatırsanız çok memnun olurum. Peki hocam. Efendim. Allah razı olsun hocam. Sıhhat, afiyet diliyoruz size. Rabbimiz sağlıktan ayırmasın. Duanızı istirham ediyorum. İstanbul'a selam olsun. Hayırlı akşamlar. Miras paylaşımında kitabımızdan öğrendiğimiz bu ikili birli paylaşım. Bu menkul, gayrimenkul veya nakit olarak ifade ettiğimiz bütün meblağlarda geçerli midir efendim? Yani terike taalluk eden haklar diye başlarız ya. Terike dediğimiz şey menkul olabileceği gibi gayrimenkul de olabilir. Yani nakit, para, eşya, ticari mal olabileceği gibi gayrimenkul, arsa, tarla, değil mi, ev gibi şeyler de olabilir. Önemli olan efendim murisin, yani ölen kişinin geriye bıraktığı malların toplamı nedir? Bir değerdir. Bu değer, bu mal efendim ne yapacak? O anda öldükten sonra yani hayatta olanlara hisseler oranında taksim edilecek. Şimdi tabii hocamız ilgili ayete vurgu yapınca ne yapıyor? لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْاُنْسَيِّينَ Yani ikili birli taksim. Mesela adam ölse geride iki tane çocuk varsa, birisi oğlan birisi kızsa, ki bahaneti olsun diye söylüyorum. Mal ne yapılır? Üç hisseye ayrılır. Üç hissenin ikisi erkeğe, birisi de kızımıza verilir. Peki bu durum kendi aralarında rıza tamamın anlaşarak, tamam mı? Sulhle, sükunle, efendim karşılıklı rıza diyelim buna. Biz buna musalaha diyoruz, sulh yolu diyoruz. Bu yönde anlaşırsa, hatta yarı yarıya ama itiraz olmama koşuluyla, yarı yarıya malları paylaşılırsa dine engel yoktur. Hatta tam tersine, şöyle de olabilir. Oğlan kendi hakkından feragat edip, bacım sen mağdursun, benim de bir ihtiyacım yok babamın malına deyip malın tamamını veya büyük bir kısmını kız kardeşine kendisi de alabilir mi? Bunda da hiçbir sorun yok bunda. Hatta ben hiç istemiyorum kardeşim. Tamamıyla ben hakkımı da sana devrediyorum bile diyebilir. Asıl sorun nerede çıkar? Taraflar arasında anlaşmazlık, ihtilaf, niza varsa bu sefer ne yapar? Kural devreye girer. Kural da nedir? Hocamın okuduğu ayette evet ikili birli taksimdir. Peki ikili birli taksime rağmen kız efendim başka şeyleri kullanır. Yani erkek kardeşinin hissesini kendisine alırsa erkek kardeşinin de rızası yoksa vebali günahı var mıdır? Vardır tabii ki. Eyvallah. Bunu da altını çizelim. Şimdi Arslan hocamızın emektar hocayım dedi. Ne kadar güzel bir ifade. Allah sağlık afiyet versin. İkinci sorusu da aslında yine bu miras paylaşımıyla alakalı. Şimdi bazen insanlar şunu diyor. Neden erkeğe iki kadına bir? Erkeğin burada sorumluluklarının biraz hangileri olduğundan bahsedebilir miyiz? Mesela muhtaç bir kız kardeşi var. Bu örneği sordu çünkü. Ve kendisinin bakımı kimin üzerinde kalacak? Kardeşi varsa eğer, erkek kardeşi. Bu konulara da biraz temas edelim. Tabii her şeyden önce Rabbimizin emri böyle. Ben o altını özellikle çizelim. Peki bunun bir hikmeti var mıdır mutlaka? Birçok hikmeti vardır. Bunlardan birisini de söyleyeyim. Bir kural vardır. El-gurmu bil-gunum deriz. Nimet külfet dengesi deriz. Yani erkeğin kazanımları yanında, hakları yanında yükümlülükler de vardır. Ama kadının ise yükümlülükler erkeğe göre yoktur veya azdır. Böyle olunca ne yapacak? Bir takım hak gibi gözüken, kazanım gibi gözükenin şeyin fazlasıyla ne vardır? Geri yükümlülüğü vardır, ödemesi vardır. Böyle olunca ne yapıyor? Kimin yükümlülüğü fazlaysa onun haklarının biraz fazla olması. Çünkü yükümlülük karşısında bir hak, bir kazanım elde edecek, bir menfaat elde edeceğine göre bunu ikili birli taksimi bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yani erkeğin aslında birçok sorumluluğu var. Maddi anlamda birçok maddi anlamda sorumluluklar var. O sorumluluğun karşılığında kendisine verilen hak da ne olabilir? Kadına göre biraz fazla olabilir. Bunu yani yanlış anlamamak lazım. Bu doğru bir yaklaşım yani. Eyvallah hocam. Evet. Peki. Dilek Hanım'ın selamları var. Diyor ki erkek vefat etti. Geride de eşi ve çocukları kaldı. Bu takdirde miras paylaşımı nasıl yapılır? Ama işte özellikle miras sorularında biraz daha detay istiyor değil mi hocam? Bu beyefendinin mesela başka yakınları hayatta mı, babası yaşıyor mu, kardeşi var mı? Yani verdiğiniz örnekten gidersek kişi öldü, erkek, ölen erkek, eşi kaldı yani karısı kaldı. Hı hı. Efendim bir de çocukları kaldı. Bu sefer ne yapar? Çocukları olduğu için ölenin ne yapacaktır? 8'de 1'ini eş yani kadın alacaktır. 8'de 7'si çocukların olacaktır. 8'de 7'si diyorum, o 7'de ne olur? Erkeklerin işte efendim 7 tane erkekse bir taksim ederler. İki efendim kızlı erkekliyse
ikili birli taksim yapar. Ama kendi aralarına sülh sükunle, karşılıklı rıza ile farklı hisselerle de paylaşır. Ama ihtilaf, niza olma koşuluyla. Peki evet. Efendim. Teşekkür ederiz. İlerleyen dakikalarda belki yine mirasla alakalı sorular gelecektir. Ama biz şimdilik Kocaeli'ye gidelim. Mustafa Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Bir tarla aldık. Evet. Tarlayı bahçe yaptık. Bahçe şimdi iki tarafında da ağaçlar var. Şimdi bahçemize gölge yapıyor. Bunları kessek bir vebali var mı? Ve nasıl haklaşabiliriz? Adamları da bilmiyor, sahiplerini de bilmiyoruz. Kimindir, neydir, nasıldır? Ağaçlar da büyümüş böyle belki senelerdir böyle şeye bakılmamış hiç oraya. Yani o arazinin sahibi belli değil mi? Belli değil, de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Peki. Soralım. Araştırdık, soruşturduk ama yok, bilen yok. Bilen yok. Uğunda satmış, uğundan uğuna satılmış, uğundan uğuna satılmış. El değiştirmiş birkaç kere. Şimdi bilen yok bunları. Soralım Mustafa Bey, bakalım hocam ne diyecek. Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Ve aleyküm selam. Ne dersiniz hocam? Tabii bizim kendi mülkümüzde tasarruf yetkimiz var. Başkasının mülkündeki tasarruf yetkimiz yok. Hatta o kişinin mal sahibinin rızası onayı alınmadan da onun mülkündeki bir ağaca ne yapmak müdahale hakkımız da yok. Bizi vebale mesuliyete altına sokar. Peki olmaması için ne yapılabilir? Ben yeni aldığını düşünüyorum bu kardeşimizin. Zamanla artık sınır komşusunun kim olduğunu bilecektir. Hatta öyle uygulamalar da var. Yani bugün belki tabu kadastro. Tabii. Hayır. Tabu kadastro'nun öyle uygulaması var. Mobil uygulaması bile var. O şeye ne yapıyorsun gösterdiğinizde kime ait olduğunu da gösteriyor. İş böyle sistem. Olabilir. Hatta ilgili yerin yani mahalli idarelerin mutlaka neler vardır bu konuda. Bu arazinin kim olduğuna dair ilgili kayıtlı yerler var. Müracaat edilebilir. Yani bu işlemlerimizi resmi yolla yapalım lütfen. Gerekirse dilekçe veririz. Vatandaşa deriz. Hukuki ben mağdur oluyorum. Bunun gölgesinden veya ağaçlar çok büyüdüğünden dolayı benim sınırlarımı ihlal ediyor. Dolayısıyla ben orada sağlıklı ne yapamıyorum? Kendi arazimi dahi kullanamıyorum diye ne yapabilir? Müracaat edebilir. Şahsın bizatihi kendisi şahıs. Kurumsa kurum. İlgili yerler. Ama sormadan böyle bir adım atmasın mümkün değil. Sormadan kesinlikle böyle bir şey yapmak bizi ne yapar? Zan altına vebal altına sokar. Eyvallah evet. Hocam. Teşekkür ederim. Ama tabii bir de şöyle de bir olay var. Ağacı da keserken 40 defa düşünmek lazım. Yani. Evet. Orayı da bir düşünsünler yani. Bir telefon bağlantımız daha var. Yüksel Hanım İzmir'den telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim iki tane sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Bir tanesi 70 yaşındayım. Maşallah. Kısa kollu örtüyle Kur'an okunur mu? Peki. İkinci soru, namazların elemtere bilmem bir şey hani sonuna kadar aynı sureyi sırayla mı okuyacağım? Onu soruyorum. Peki soralım Yüksel Anne. Bakalım ne diyecek hocam. Ellerinden öpüyorum. Duanı eksik etme. İzmir'e de selam olsun. Hayırlı akşamlar. Evdeyiz. Yani namahrem durumu da söz konusu değil. Kollarımızda böyle tişört giydik. Kollarımız açık. Hanımefendiler için soruyorum. Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyiz? Ya tabii ki okunabilir. Ama Kur'an'ın tabii okumanın da bir adabı var ya. Okumanın adabına riayet etme açısından tabii ki mütesettir olmamız her halükardeydir. Eyvallah hocam. Yani tercih yani başımız, edilen... Tabii ki kıbleye dönmemiz, abdestli olmamız, değil mi? Tesettür kuralına riayet etmemiz okumanın adabındandır. Ama diyelim ki kendi halimde ben Kur'an okusam okuduğum yani başkalarının olmadığı bir ortamda Kur'an okuyabilir miyim? Tabii ki okuyabilirim. Ama adabına riayet etme açısından ne yapalım? Lütfen. Biraz daha dikkatli. Namazda olduğumuz gibi olmaya gayret edelim. Peki efendim. Yüksel Hanım'ın ikinci sorusu namazda kıraat olunan özellikle zamm-ı surelerle alakalıydı. Biraz daha namaz sureleri diye yaygın olarak halk tarafından bu şekilde biliniyor. Elemtera'dan aşağısı. Bunları illa sırayla mı okumak lazım dedi. Yani iftitah tekbiriyle başlayıp selamla bitiren bir namaz müstakil namazdır. Hı hı. Yani bu o namazın sünneti olabileceği gibi farzı olabilir, son sünneti olabilir, vitri vacip olabilir vesaire. Şimdi o iftitah tekbiriyle selamla bitiyor ya. Bu başladığımız, tekbir alarak başladığımız o namazın, namaz o kısa sureleri ne yapalım? Bir önceki rekatta okuduğumuz bu saf sırasına göre daha önce olsun. İkinci rekatta okuyacağımız ondan sonraki olsun. Sonrakiler olabilir. İlla bir sure atlayacaksak
Yani o zaman tek sure değil, en az iki sure atlayalım. Veya hemen peşindeki sureyi okuyalım. Bu şekilde okumak namazın olmazsa olmazları değildir. Okuduğumuz takdirde, buna riayet ettiğimiz takdirde ne olur? Daha faziletlidir. Yani okumanın özellikle namazdaki kıraatın adabındandır. Ama uymadığımız takdirde de ne yapmaz? Namaza zarar vermez. Tabii biliyorsak uygularız. Bilmiyorsak uygulamak zorunda değiliz. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Rabbimiz kabul etsin ibadetlerimizi. Çanakkale'ye gidiyoruz. Davut Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Davut Bey. Selamun aleyküm. İyi akşamlar hocam. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Furkan Bey, benim hocama bir sorum var. Buyursunlar. Şimdi ben camide Allah kabul ederse namaz kılıyorum. Evet. Ve bizim azıcık dini bilgisi olan bir abimiz arkada bacakları özürlü olduğunun tabela takıyor. Şimdi sabah namazın farzında veyahut akşam namazın farzında veyahut yatsı namazın farzında imam hangi sıraya başlarsa o onun önünden, hocanın önünden okumaya başlıyor. Hoca onun peşine gidiyor. Biz de önde cami ufak olduğundan duyuyoruz. Ben huzursuz oldum. Aşağı yukarı 4 aydan beri falan da camiye gitmiyorum. Bunu sormak istedim hocama. Yani bu bahse konu olan yaşlı amcamız, biraz daha bilgisi var dediğiniz kişi, o imama tabi oluyor değil mi? Onun cemaati olarak kılıyor. Münferit kılmıyor yani. İmama tabi oluyor da Furkan hocam şimdi... Onunla da beraber okuyor. Haliyle sizin de kafanız karıştığı için rahatsız oluyorsunuz. Tamam. Biz de önüne saf olarak, cemaat olarak onu duyuyor. Peki. Soralım Davut Bey, bakalım hocam ne diyecek, ama siz yine de camiye gitmeye devam edin. O durumu çözmek adına belki bir şeyler söyleyebilir hocam. Çanakkale'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. Ne dersiniz hocam? Tabii imama uyduğumuz takdirde ne yapacağız? İmamın kıraatı bizim kıraatımızdır. Fakat bu muhtemelen Hanefi'dir kendisi. Hanefi mezhebine göre böyledir. Peki diğer mezheplerde örneğin işte Şafii ise ki imama uysa bile kişi ne yapacaktır? Kendi kıraatını kendisi de yapacaktır. Mesela Fatiha için. Tabii Fatiha'yı okuyacaktır. Ne zaman okuyacaktır Fatiha'yı? Fatiha'yı ne zaman okuyacaktır? İmam Fatiha'yı okuduktan sonra bir hafif bir es verir. O arada Fatiha'yı okuyacaktır. Yani muhtemelen bu kardeşimiz Şafii de olabilir ama bir başkasını rahatsız edecek, onun efendim huşuğunu, huduğunu efendim ihlal edecek şekilde de yapmamalıdır. Daha sessiz, yani kendi duyacağı kadar başkasına duyuracak şekilde yapmamalıdır. Ama Hanefi ise okumak zorunda değil, okumayacaktır zaten. Ben bu konuda bir bilgi eksikliği var. Siz zaten doğru rehberliği yaptınız. Mesela bu abimiz görevli arkadaşımızla, kendisi değil de görevli arkadaşımızla görüşse, görevli arkadaşımız o kişiyle, bakın böyle cemaatin bu konularda şeyleri var. Hocamız uyarsa çözebilir. En azından rehberlik etse, şöyle yapabilirsin, böyle et, şunu yapma şeklinde olursa ben daha da doğru olacağına inanıyorum. Eyvallah. Tabii ki o zaman da biri diğerinden sebep namaza gelmemezlik, camiye, cemaate katılmamazlık yapmamalıdır. Bunlar basit şeylerdir. Biz birileri için değil kendimiz için ne yapıyoruz? Camiye gidiyoruz. Aynen öyle hocam. Yani bunu bizim o camide görevli olan hocamız evet, bu sorunu çözecektir diye düşünüyorum ben de. Fatma Hanım'ın namazla alakalı bir sorusu var. Selamlarını ileterek başlamış sorusuna. Muhterem hocam, nafile namaz kılarken ikinci rekatta tahiyatta oturmayı unutup üçüncü rekata kalkarsak namazı nasıl tamamlamamız gerekir diyor. Tabii bu nafile namaz hangi nafile olduğu da önemli. Özellikle işte Cuma'nın ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi nafile namazlar sa haliyle ne yapıyoruz? Birinci rekatta, ikinci rekatta, yani ikinci rekattaki oturuşla dördüncü rekattaki oturuş arasında farklar var. Özellikle onun dışındaki nafilelerse müstakil bir namaz kabul edilir. Oradan kalktıktan sonra yani selamlanabilir. Farzdır yani, onu ifade ediyorum. Ayağa kalktığında. Yani mesela ikindinin sünnetini kıldığımız zaman evet, ilk oturuş farzdır. Farz oluyor. Farzdır. Haliyle kişi oturmadı da ayağa kalktı. Ne yapar? Diğer rekatı tamamlamadığı sürece geri oturabilir. Ve o farzı ne yapar? Telafi eder. Sonunda da ne yapar? Namazına devam eder. Peki bu şeyden dolayı, ihlalden dolayı sevinç secdesi yapar. Ama o hiç oturmazsa ve geri dönmezse, farz terk edildiğinden dolayı bu sefer ne olmuş olur? O oturuş bir sonraki oturuş olarak kabul edilir. Namaz 4 değil 2 rekat
olarak geçerlidir. Bunu daha çok bizlerde, nerelerde? Teravihlerde vesaire. Diğer işte gece namazlarında biz uygularız. Çünkü gece namazları ikişer ikişer kılınır. İki kılıp ikinci rekatta oturup o görevi ifa etmek yerine ayağa kalkarsak ve geri dönüşle yapmazsak onu terk ettiğimizden dolayı, o oturuştan dolayı burası olmaz. Ne yaparız? Kalkarız. Diğer rekatı ve ondan sonrakini tamamlarız. Böylelikle namazı bitirmiş oluruz. Ama geri dönüş yapabilirsek kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eyvallah. Yani hangi nafile oldu bu anlamda? Bu da önemli tabii. Belirleyici bir kriter oldu. Peki, teşekkür ederiz. Hüseyin Bey telefon attığımızdaymış efendim, Tekirdağ'dan. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam benim sorum cuma namazındaki hutbe ile ilgili. Buyursunlar. Hoca hatip hutbeye çıktığı zaman, hutbeyi bitirdiği zaman dua ediyor. O zaman cemaat ellerini açıp dua ediyor. Amin, evet, diye. Yani cemaat da amin diye ellerini açıyor. Bu ne kadar doğrudur onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim, soralım. Tekirdağ'a selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Özür dilerim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım, evet, et diye başlayan çok güzel bir dua var. Cemaat yani ne yapsın burada? Tabii hutbeyi bir bütün olarak değerlendirirsek hutbenin içerisinde ne var? Hitabetin yanında tesbih var, zikir var, dua var. Hatta bunlar nedir? Farklı uygulamalara, içtihatlara göre kimine göre mendup, kimine göre de nedir? Rükündür. Öyle olunca dua da olacaktır zaten. Dua esnasında bizim cemaat olarak bir hutbeyi dinleyen kişiler olarak bizim tavrımız ne olabilir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne ismi anıldı? Salatü selam getiririz içimizden. Peki dua etti imam, duasına ne yaparız? İçimizden amin diyebiliriz. Bunda bir, yani hutbeyi engelleyen şeyler değildir. Bunlar hem de mala yani de değildir. Ne diyeyim? Dünya kelamı da değildir. O nedir? İşin akışı içerisinde olan şeylerdir bunlar. Fakat elimizi kaldırarak yüksek sesle amin demek de değil tabii ki bu. Yani amin diyeceğimiz nokta, elimizi kaldırmadan da içimizden amin diyebiliriz. Peki, bu da hutbeye zarar vermez. Ama genelde vatandaşımız, hoca efendi bu duaya başladığı zaman ellerini açıp amin. Kaldırması doğru değil. Kaldırdı diyelim, zarar vermez tabii ki. Eyvallah. Hutbeye bir zarar olmaz. Peki efendim. Emin Bey'in selamları var. Cuma namazı ve hutbe ile alakalı bir soru sormuş. Muhterem hocam, eğer cuma namazı kılınacağı esnada müezzin yoksa, müezzinlik yapabilecek kabiliyette de birisi yoksa cemaatten, imamın müezzinlik yapacağını düşünürsek diyor. İmam efendi hutbe irade öncesinde okunan iç ezanı ne zaman okuyacak? Tarif yaparsanız seviniriz demiş. Cuma namazı da dahil olmak üzere namazlarda ezan okumak, efendim kamet getirmek namazların sünnetlerindendir. Hatta cuma günü efendim cemaati çağırmak için okunan ezanın yanında bir de imam hutbeye çıktığında, yani minbere çıktığında imamın huzurunda da ezanı okumak nedir? Namazın sünnetlerindendir. Hı hı. Peki bu sünneti icra edecek imam dışında kimse yoksa ne yapar? İmam minberde, minbere çıktıktan sonra ezan okunacaktı. Bu sefer okuyacak kimse olmayınca imam ne yapabilir? O minberde sünneti, okuyabilir mi? O sünneti icra etmek için minberde bile ezan okuyabilir. Minbere çıkmadan önce olur mu? Yani hani o sünnet imamın huzurunda olması olacak, ya evet, o anlamda söylüyorum. Tabii ki o çıkması vesairesi, çünkü daha önce hazırlık yapmadan önce bunu tespit ettiyse daha önceden de okuyabilir. Fakat çıktı, ezan okuyacak birileri var diye düşünüyordu. İnip tekrar okumak yerine oradan da ezan okuyabilir. Eyvallah. Ama bu tarz durumlar için özellikle bizim meslektaşlarımızın olası aksi durumlar için böyle kendini yetiştirebilecek, evet, birkaç cemaati hazırlaması lazım. Burada tabii, biraz da tabii meslektaşlarımıza, din gönüllüsü hocalarımıza bir ufak bir tavsiye belki haddim olmayarak. Yani illa görevli olması gerekmiyor. Camiden, cemaatten birisi ne yapabilir? Ezanı da, kameti de yapabilecek, yetişmiş. Hatta bu işi yapabilecek insanlar varken imamı yapmaz bunu. Eyvallah. Ama hiç kimse yok. Bu bize genelde şey derler ya hocam, din görevlisi. Evet. Bir hocamız, Allah selamet versin, çok güzel bir ifade kullanmıştı. Her Müslüman dininin görevlisidir. Laka. O yüzden herkes namaz kıldırabilmeli, herkes müezzinlik yapabilmeli eğer hatta, üzerinde bir görev hatta varsa. Hatta imam yoksa camide namaz da kılmalı, cuma da kıldırabilmeli. Öyle insanlarımız camide olmalı. Aynen öyle hocam. İnşallah olur. Aksaray'dan Mustafa Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. İki tane sorum olacaktı. Birinci sorum cezaevinde olan tutuklu bir insan için verilen yardımların zekat yerine geçer mi?
bir bunu soracağım. Tabii ki arkasında kalan insanların durumunun çok iyi olmadığını varsayarsak. Hı hı. İkinci sorum ise bireysel emeklilik sisteminin getirisi helal midir değil midir? Peki efendim, soralım. Aksaray'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben biliyorum ki bizi cezaevlerinden izleyen mutlaka dostlarımız da var hocam. Hem açık hem kapalı cezaevlerinde bir şekilde orada olup da bize kulak veren, dini anlamdaki eksikliklerini giderme gayretinde olan dostlarımız, kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah kolaylaştırsın hayatlarını diyelim. Cezaevinde olan birine zekat verilebilir mi? Yani tutuklu veya hükümlü veya dışarıda serbest. Zekat verilebilmesi için ne olması lazım? Yani Kur'an'da geçer ya, Tevbe suresinde. Mağdur, fakir, nedir? Miskin değil mi? İnnemâ sadakât lil fukara vel mesâkin diye başlayan, hı hı, mağdur, muhtaç insanlar olmalıdır. Peki zekatın verileceği yerler özeldir. Verilme şekli veya diyelim ki işte kabulünün şartları vesaireler biraz nedir? Özel şartlara tabidir. Bu şartlar oluşuyorsa, velev ki o kişi cezaevinde tutuklu veya hükümlüyse, yani mağdur muhtaçsa, fakr-ı zaruret içerisindeyse, kendisine de, hatta dışarıda onun ailesi de öyleyse, ona da verilebilir. Bir engel yoktur. Yani kişinin tabii hürriyetinin elinde olmaması, evet, zekat alamayacağı anlamına gelmez. Değil. Ama dediğim gibi zekat ibadetinin kabul için özel şartlar var. O şartlar tutması mutlaka lazım, oluşması lazım. Peki efendim. Mustafa Bey'in ikinci sorusu bireysel emeklilik sistemi ile alakalıydı. Bir takım katkılar var. Bunu şey olarak da sorarlardı. Devletimizin vermiş olduğu katkı ve bu bağlamda daha sonra uzun yıllar orada para birikiyor. Farklı enstrümanlar kullanılarak da değerlendiriliyor. Haliyle bu getiri acaba caiz midir sorusu da çokça sorulur. Yani bireysel emeklilik tabii bir tasarruf aracı, yatırım aracı olunca haliyle yatırımlarımızı nerede, nasıl değerlendirdiğinde önemsememiz, değerlendirilmesi de önemsenmesi gereken bu husus. Peki bizim yatırdığımız primler efendim nerede, nasıl değerlendiriliyor? Çünkü bundan geri dönüşü olacaktır. Bunun meşru, yani İslam iktisadının belirlediği helal, mubah yollarda değerlendirilmesi lazım. Bu günümüzde aslında alternatif uygulamalar var. Onun altını çizmek istiyorum. Yani ne diyelim, katılım efendim hesaplarında değerlendiriliyor. Kar zarar ortaklığı şeklinde, yani İslam'ın yasakladığı o riba, yani faiz dediğim, faizde enstrümanlarda değil de mübah helal yollarda değerlendiriliyorsa tabii ki bu teşvik edilebilir, buralara yatırabilirler. Peki orada yatırıldığı takdirde devletimizin de bu konulara var, teşvikleri var, destekleri var. Yani sistem içerisinde şu kadar veya birikimler belli bir noktaya ulaşırsa ona ne var? %25 bildiğim kadarıyla. Bu zaman 27, 25 yaptılar galiba. Daha da zaman zaman teşvikler artabiliyor. Bunlardan da yararlanılabilir. Hatta efendim hibeler de olabiliyor. Bu teşvik, destek amaçlı. Bunlardan da yararlanılabilir. Önemli olan o sistemin İslam iktisadının belirlemiş olduğu o ilkeler, o şartlar muhacesini işleyip işlememesi. Alternatifler var. Lütfen seyircilerimiz ne yapmasın? Yani karamsarlığa düşmesin. Faizli enstrümanlar olmayabilir. Bu ne mesela? İşte efendim hazine bonosu gibi, devlet tahvili gibi, efendim gecelik repo gibi, bunlar faizli enstrümanlardır. Bunun dışında faizsiz olan ne diyeyim, yatırım araçlarında değerlendiriliyorsa benim primlerim ne olabilir? O ben zaman oraya caiz olabilirim. Dolayısıyla oraya yatırım yapmaktan dolayı da devletin desteklerini, teşviklerini de alabilirim. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Seçici olmamız lazım kısaca. Zaten böyle imkanlar da var. Gidip başvurduğumuz kurumlar da mutlaka bu anlamda bizim taleplerimize cevap vermek durumundalar. Evet. O halde olursa hocam da olacağını söyledi. İstanbul'dan Fatma Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyursunlar Fatma Hanım. İyi günler. Benim iki tane sorum vardı. Birisi yakın zamanda bir Amerika uçuşu gerçekleştirdim. İlk defa yapacağım ben böyle bir uçuş. Hı hı. Biliyorsunuz 10-12 saat civarı bir uçakta vakit geçiyor. O sırada namaz vakitlerini nasıl ayarlarız? İşte kıble, namaz vakti, özellikle namaz vaktini nasıl yapacağız? Onu tam oturtamadım ben aklımda. Peki. Onu bir açıklayabilirseniz sevinirim. Diğer soru nedir efendim? Diğer sorum da seferilikte, bu 15 günden sonra seferilik kalkıyor biliyorum. Ama mesela ben tatilde işte bu 15 gün içinde 3 gün Ankara, işte 5 gün İzmir gibi yer değişikliği yapıyorum. Bu farklı illerin her birinde 15'er tekrardan mı başlıyor? Yani bir sıfır, yani her il için mi 15 gün geçerli, yoksa nereye gezerseniz gezin 15 gün boyunca mı geçer? Soralım. Yani, yani bu konuyu tekrar açıklık kazanması için hocama soralım. Hocam da açıklasın inşallah. Size iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Sağlıkla gidip gelmek nasip olsun. Hayırlı akşamlar. Uzun uçuşlarda namaz tabii
bir sürü namaz vaktini biz uçuş esnasında geçirebiliriz. Bu durumda nasıl ibadet edeceğiz? Tabii her uygulama ne diyeyim zor durumlara karşı innemale usru yusra diyoruz ya. Evet. Zor durum gibi gözüken yerlerden kolaylaştırıcı prensipler de vardır. Onlara yararlanırız. Mesela efendim uçuyoruz, nerede olduğumuzu, hangi şehrin üzerinde olduğumuzu ne yapıyoruz biliyoruz. Peki buna göre oranın namaz vakitlerini ne yapabiliriz? Kendimiz esas alabiliriz. Bu sadece namaz vakitleri değil, oruç içinde, iftar içinde, imsak içinde aynı şeyi uygulayabiliriz. Hatta ilgili hava yollarının bu tür uygulamaları var. Zaman zaman mesela Türk Hava Yolları'nın başkanlığımıza yazdıkları ve çeşitli uygulamalar üzerinden namaz vakitlerini belirlediği var. Peki şöyle diyeyim, belki bir namaz vaktini geçirecek noktada değilsek ne olabilir? Başlangıçta veya indiğimiz yerde kılabiliriz. Peki öyle bir uzun bir yolculuk yapıyoruz ki, işte kıtalar arası yolculuklar diyelim. Burada birkaç namaz vaktinin bile ne olabilir? Peş peşe gelmesi. Haliyle biz o durumda ne olacağız? Yolculuk esnasında olacağız. Yolculuk esnasında farz namazları nasıl kılınır? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın binek üzerinde namaz kıldığına dair rivayetler hep nedir? Nafile namazlarla ilgili. Ama efendim farz namazları ile ilgili uygulaması nedir? Bineğini doldurup yerde rükûsunu, kıyamını, secdesini yaparak kıldığı nedir? Varittir. Öyle olunca uçakta nasıl indireceğiz uçağı da? Bu da mümkün değil. Bu durumda aslında o kıtalar arası yolculuklarda ben insanların mesela açıkçası ben uyguladığım için söyleyeyim. Ne olabiliyor? Kendisine bu uygun bir yerde efendim seccade serip ne diyeyim kıyam, rükû, secdesini yaparak bile namaz kılma imkanını tanıdığını biliyorum. Bunlar var. Yani ne olabilir? İzin istenebilir. Uygun bir yerde bu yapılabilir. Ama eğer kıyam, rükû, secde gibi namazları kılınamıyorsa bu sefer efendim namazları efendim ima ile kılıp daha sonra bunların iadesi hatta vakit geçtikten sonra da kazası ne yapılır? Kendisine tavsiye edilir. Eyvallah hocam. Yani şartları zorlayacak. Tabii ki. Eğer olmazsa ima yoluyla oturduğu yerde kılacak. Kılacak. Sonra iade etmesi mümkünse evet. İade edecek. Çünkü namazlarda rükunlar var ya olmazsa olmazlar var. Burada efendim oturduğunuz yerde bunları bir mazeret olmaksızın yaparsanız ne yapmıyor namaz? Efendim rükunları yerine gelmeden kılınmış oluyor ki bunun da iadesi gerekir. Veya vakit çıktıysa kazası gerekir. Eyvallah. Şurayı da hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Böyle cem meselesi de var ya iki namazı vaktinde işte önünde veya sonra kılmak. Bazen iki vakti birleştirerek mesela kılmak da seferilik için bazı efendim mezheplerde, içtihatlarda bu da var. İşte öğle ile ikindiyi, öğlenin vaktinde veya ikindinin vaktinde kılmak. Akşamla yatsıyı. Bu şekliyle de olabilir. Ama bunlara da imkan yok. Çok birkaç vakti içine alabilecek bir yolculukta uçakta kılabiliriz. Eyvallah. Öncelikle kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle kılmaya gayret edelim. Öyle bir imkan tanınmadı, öyle bir fırsatımız olmadı. Oturduğumuz yerde de ne yapabiliriz? Kılabilir. Ama daha sonra da bunları ne yaparız? Kaza ederiz. Eyvallah. Ya o zaman bu anlamda belki ülkemizin yüz akı olan uçuş firmaları, evet. İsmini söylemek belki doğru olmaz diye söylemeyeceğim. Özellikle kıtalar arası uçuşlarda kabinde böyle bir yer belki evet. Ayarlayabilirler olabilir. Diye düşünüyorum. Veysel Bey az evvel siz aslında biraz temas ettiniz hocam. Namazların hangi hallerde birleştirilip birleştirilemeyeceği ile alakalı bir soru sormuş. Adana Seyhan'dan selamlar demiş. Hangi namaz birleştirilir, hangisi birleştirilmez ve hangi hallerde? Yani bu cem olayını soruyor. Tabii bize kulak veren insanların çoğu Hanefi olduğu için Hanefilerde namazı birleştirmek yani cem-us-sala ne iledir? Efendim haçtaki Arafat Müzdelife ile ilgilidir. Yani Arafat'ta biz ne yaparız? Öğle ile ikindi namazını, efendim Müzdelife de akşamla yatsı namazını birleştiririz. Hatta birisinde cem-i takdim, yani ikindi namazını öğle namazının vaktinde kılarız. Efendim akşamla yatsıyla yatsı namazının vaktinde cem-i tehirle kılarız. Bu şekliyle o haccın görevlerinden birisi de budur. Evet. Peki bunun dışında, haç dışında Hanefi mezhebine göre namazı birleştirmek yoktur. Ama diğer mezheplerde ne olabilir? İşte seferilik, işte efendim, hava muhalefeti gibi böyle durumlarda hatta bazı mezhepler bunu biraz daha içtihatlarda geniş tutmuşlardır. Efendim bir mücbir sebepler olduğu takdirde yine bakın öğle ile ikindi, akşamla yatsı. Ama sabah hiçbir şekilde yani yatsıyla sabah birleştirilemez veya sabahla öğle namazı birleştirilemez veya ikindiyle akşam namazı birleştirilemez gibi. Yani neyin birleştirileceği belli. Öğleyle ikindi, akşamla yatsı. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz.
Fatma Hanım'ın ikinci sorusunu da unutmadan hemen sorayım. Az kalsın unutuyordum. Seferilik konusuyla alakalı bilgi istedi ama sanki ben mesela şöyle bir şey sezdim. 15 güne kadar seferiyiz 15 günden sonra. Diyelim ki yurt dışı veya yurt içinde bir noktaya gideceğimiz belli. 90 kilometreyi aşan bir yolculuk ve bizim burada 20 gün kalacağımız kesinlikle belli. Ama bir noktada değil mi? Tabii bir noktada. Bir noktada, evet. Diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a geldik ve burada 20 gün kalacağız biz kesin yani. Tamam. Bu durumda seferilik durumu 15. güne kadar devam ediyor, 16. gün bitiyor mu? Yoksa gittiğimiz günden itibaren biz artık mukim bir kimse gibi mi oluyoruz? Yani aslında hanımefendinin sorusu arasında sanki öyleymiş gibi evet. Kendisi söyledi ama o yanlış bir ifade. Ben orayı düzeltelim diye yani düzeltmek için iyi oldu, isabet oldu. 15 günden sonra değil. Biz 20 günlük bir yol yani işten Ankara'dan İstanbul'a gittik. İstanbul'da 20 gün kalacağız. İlk gittiğimiz hatta bulunduğumuz şehirden ayrıldığımız andan itibaren seferlik başlıyor. Andan itibaren başlıyor. İlla 15 günü doldurduktan sonra seferiyiz anlamında değil. Yani yolculukta ve oraya ulaştıktan sonra oraya ulaştıktan sonra 20 gün kalacaksak ulaştık çünkü orada 20 gün kalacağız. Artık mukim olarak hareket edebiliriz. Bir de şöyleydi sanıyorum. Yani yolda kılacaksak yoldan seferiyiz. Yolda seferiyiz. Vardığımızda mukimiz. 20 çünkü gün kalacağımız belli. Yani 15 günden fazla kalacağımız için. Peki 20 gün şöyle ben Ankara'dan 20 günlük bir seyri sefere çıktım. Bunun içerisinde İstanbul var, efendim Bursa var, ne diyelim Eskişehir var vesaire. Böyle dolaşacağım. Ama her bir şehirde efendim ne yapacağım? 3-5 gün kalacağım. Yani 15 günden az kalacağım. Hepsinde seferiyim. Her birerinde seferiyim. Eyvallah. Bir noktada 15 gün ve daha üzeri ise orada neyim? Mukim. Mukimiz. Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır. Öyle mi de diyorum. Ankara'dan bir telefonumuz var. Recep Bey, hoş geldiniz efendim. Alo. Recep Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet, Recep Bey tekrar denesin efendim. Sultan Hanım telefon attığımızda yine Ankara'dan. Hoş geldiniz. Evet, buyurun uzun. Hayırlı akşamlar yavrum. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Uzun ben 65 yaşındayım. Maşallah. Bir de şey benim, birikimim var ama... zekat için. Ben bunu tam net hatırlayamıyorum. Hani üstünden bir sene geçti mi geçmedi mi? Hani benim şurada 3 senedir biriktirmeye başladım ama 3 senedir bu birikime gelemedim. Yalnız sizin dediğiniz hani noktayı şu deyince şey zekat ödemek zorundayım diyorsunuz ya. Evet. Benim 300'ü buluyor param. O 300 hesabından mı yapacağım? Sizin koyduğunuz hani şu duruma gelince zekat verilecek dediğiniz paydan mı vereceğim zekatımı? Peki soralım bunu Sultan soracağım. Peki. Bir de annem kurban bu gaybet diyorsunuz ya hani. Neyi anacığım? O gaybet. Gıybet. Gıybet. Koyu gıybet. Gıybet, bu gıybet ne? Ben bir açıklamasını anlayamıyorum. Mesela hani bir akraban geliyor, atıyorum amcamın kızı geliyor, konuşuyoruz. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Ama şu bana bunu dedi, kırdı beni, üzdü beni. İşte şu sen şunu deme. Böyle bunlar gıybet mi oluyor? Veya birinin kötü yola gitmek mi? Hani bir kötü bir şey yapmak mı gıybet oluyor? Bir de bunu istiyorum annem kurban. Soralım Sultan Anne, duanı eksik etme. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, afiyet ihsan etsin Cenab-ı Allah. Evet, şimdi ben bunun çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum hocam. Yani hem Sultan anne gibi hem de Sultan anne gibi düşünen başka insanların olduğuna da inanıyorum. Burada 80.18 gram 24 ayar cinsinden diyoruz ya. Vatandaş sadece sanki onun zekatı verilecekmiş gibi düşünüyor. Aslında orası bir başlangıç ölçüsü mü yoksa hakikaten söylenenler doğru mu? Yani tabii nisap zekatla yükümlü olabilmek için bu bir şeydir. Bir sınırdır. Hı hı. Bu sınıra ulaştıktan sonra yükümlülüğümüz başlar. Yükümlülüğümüz başlıyorsa yani onu çıkartarak değil. Para işte o andan 300, itibaren. 300 TL dedi. Bu arada da 300 bin TL'ye zekat düşer. Dolayısıyla 300 bin TL'nin üzerinden verir. Tamamının %2,5'unu yani 40'ta birinin zekatı verilecek. Yani 300 bin ise 2500, 5000, evet. 7500 yani, TL evet. gibi bir şey yapar. Evet. Eyvallah. Anlaşılmıştır. Böyle net hap evet. gibi verdim hocam. Evet. Sağ olun.
Sultan Hanım'ın ikinci sorusu da gıybet nedir dedi. Şimdi Anadolu'da anneler bir araya gelirler, konuşurlar. İşte gelinleri hakkında konuşanlar olur, komşuları hakkında konuşanlar olur, kaynanalar hakkında konuşanlar olur. Bu hangi seviyeye gelince gıybet olur? Yani böyle mesela kardeşine gidip anlatsa, dese ki bunları çekiyorum falan. Karşı tarafın kendisine yaptıklarını anlatsa bu gıybet mi? Tabii koyu gıybet diye ifade ettiği için ablamız ben oradan gideceğim. Aslında dedikodudur. Eyvallah. Yani halk arasında dedikodu yapmak nedir? Vela yagteb bağdukum bağda. Ayette aynen öyle geçiyor. Yani birbirinizin dedikodusunu yapmayın diyor. Peki bunun sınırı ne? Efendim hakkında konuştuğunuz kişinin yaptıklarını anlatıyorsunuz. Ve o yaptıklarını da o kişi duyarsa ne yapacak? Üzülecek. Üzülme ne? Belki de kızacak. Kızacak. Peki bu nedir? İşte dedikodu budur. Gıybet budur. Bunu yapmayalım. Fakat onun iyi şeylerini anlatıyorsunuz. Onu üzecek bir şey değil. Veya mesela ona zarar verecek bir şey hoş değil. Bir anınızı anlatıyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Hatta öyle deriz ki seni andık deriz. Değil mi? O da rahatsız olmaz. O da rahatsız olmaz. Bu gıybet değildir. Eyvallah. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a saptan geliyor birisi. Diyor ki ya Resulallah yaptıklarını da söylüyoruz. O yapıyor diyor. Zaten yapmadıklarını söylüyorsanız iftira etmiş olursunuz. Olacak zaten. O daha büyük bir günah. Doğru. Yani yaptıklarını anlatıyorsunuz ama yaptıkları şey kendisinin huzurunda yapamayacağınız, söyleyemeyeceğiniz şeyler. Fakat şunu da ifade edeyim. Öyle insanlar var ki zararlı, tehlikeli. Onun o zararını, o tehlikesini başka insanlara söyleyerek aman emin ol, şey yapın, kendinizi dikkatli olun ha. Hata etmeyesiniz. Yani onun şerrinden emin olasınız. Aman ben yandım siz yanmayın falan. Bu düşünceyle yapma, bu gıybet değildir. Tehlikeyi ne yapmak? Haber vermek. Haber vermektir. Yani ölçüyü böyle belirlemek lazım. Peki. Peki eş dost arasında kadın erkek fark etmez. Dedikodunun sınırları evet bizi ne yapar? Vebal altına sokar. Allah korusun. Allah muhafaza. Peki Kur'an'da da nasıl geçiyor? Yani ölü kardeşinin etini yemek gibi. Hatta diyor tiksindiniz ki tiksindiniz değil mi diyor. Ya. Yapmayın. Yani bu ne kadar tiksindiriciyse efendim dedikodu da bu kadar tiksindirici olmalıdır. Aksi takdirde kişi bizi ne yapar? Sorumluluk yükler. Nasıl sorumluluk yükler? Mesela müflis hadisini Hazreti Peygamber anlatıyor ya. İşte bu da bir kul hakkı değil mi? Bir de kul hakkıdır tabii ki. Kul hakkıdır. Mesela bu sefer ne yapsa onun günahını alıyorsunuz, sırtlanıyorsunuz. Peki günahı yoksa bu sefer sizin iyi amellerinizi karşı taraf alıyor. Elinizden iyi amelleri kaybediyorsunuz. Bu sefer peki, iflas ediyoruz. Bu sefer iflas ediyoruz. Müflis durumuna düşüyoruz. Bu duruma düşmek istemeyiz değil mi? İstemeyiz. Hiç kimse istemez. O zaman dikkat edelim. Allah razı olsun hocam. İnşallah dikkat eder izleyicilerimiz İnşallah. Ve biz. Van'dan Halil Bey telefon attığımızdaymış. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam Allah sizden razı olsun. Sizi her akşam sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Ama televizyonun sesini kapatman lazım Halil abi. O televizyonun sesini kıs. Hocam az bir sorum var. Bir zahmet vereceğim. Estağfurullah. Buyursunlar. Hocam Allah kısmet ederse ayın 20'sinde Umre'ye gideceğim. Her sene giderim. Maşallah. Hocam yaşım 75'in üzerindedir. Ben tevafi rahat yapıyorum. Tevafi rahat gidip gelir. Sözüm kesin. Halil amca tavafı rahat yapıyorsun. Tavafı rahat yapıyorum. Safa Merva'yı gidip gelemeyeceğim. Tamam. Safa Merva'yı akülü arabayla gidiyorum hocam. Bir sıkıntı var mı? Tamam soralım. Diğer soru nedir? Diğer sorum da hocam. Biliyorsunuz ihramsız tavaf olanına bırakmıyorlar. Evet. İhram giyirem giyirem tavaf yapıyorum. Bunun bir günahı, bir hakkı var mı? Bir onu öğreneceğim. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun Halil amca. Sesin 75'ten daha genç geliyordu. Gidince inşallah bize dua etmeyi de ihmal etme. Hane halkına ve Van'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tavafı yapmakta bir problem yok. Yapıyorum diyor dincim ama sa'yı yaparken, Safa ile Merve arasında gidip gelirken akülü araba ile bu vazifeyi yerine getirsem olur mu? Yani yapabilirken binmekle yürüyemeyen, yürümekten aciz veya bir bedensel engeli olabilir, yaşlılığı olabilir. Yani bundan dolayı yapamayan insanların araçlara, akülü araçta dahil olmak üzere binmesine bir engel yok. Ama yapabilecekken yapmamak, keyfi olarak binmek bizi yani ne işte yapar? Mesela tabii Halil ki. Amca demek ki takati tabii biraz ki. Düşüyor. Orada binebilir. Evet. İkinci soru, son işte pandemiden sonra alınan kararlar, Suud yönetiminin aldığı kararlar
çerçevesinde Metaf alanına ihramsız kimse giremiyor. İhramlılar giriyor. Diğerleri sivil kıyafetli olanlar balkonlardan ve katlardan yapmak durumunda. Buna da bir çözüm bulundu gibi. Herkes ihramlıymış gibi o bezleri, beyaz örtüleri üzerlerine alıp gidiyorlar. Ben de öyle yapıyorum dedi. Yaptığımız doğru değil. Eğer öyle yapıyorsak bir de şöyle ifade edelim. İhramlı olmak zordur. Yani sorumluluğumuz ağırdır. Dolayısıyla Kabe'ye en yakın noktadan dönerek efendim o yedi efendim şaftı yaparak tamamlamak birazcık kolaylaştırıcıdır. O geniş efendim etraftan özellikle o katlardan hatta o terastan yapmak biraz daha zordur. Düşünseniz ihramlı olan bir insanın ne kadar büyük bir mesafeyi kat edecek. Evet. Peki ihramlı olanlara özellikle ihramlı diyorum yani ümre için, hac için ihrama girmiş o durumda olanlara tanınmış bir kolaylık var. Bu kolaylığı yani onlara tanınan hakkı ihramsız olduğu halde, ihrama niyet etmediği halde sırf başkalarını kandırmak o alana girmek için yapmış olduğumuz bu uygulama İslami değildir, dini değildir. Hatta ibadet adına yapılacak bir şey değildir. Vebaldir, günahtır. Bunu yapmayalım lütfen. Bir de ne yapıyorsun? Başkasının hakkına giriyorsunuz. Burada hocam ama şöyle bir şey yok mu? Hani bu tabii o yönetim sistemle alakalı değil de insanları da bu uygulamayı yerli yabancı hayır. Herkes yapıyormuş. Şimdi Furkan hocam öyle değil. Yani işi meşrulaştırmamak lazım. Katılmıyorum açıkçası bu şeye. Eskiden yoktu oralar. Yani yukarıdan birinci kattan, ikinci kattan hatta en üst kattan yapmak inanın bir çıksınlar. Sağlıklı olan insanların biraz önceki bak seyircimizin ifade ettiği ne var? Araçlarla veya diyelim ki nelerle efendim tekerlekli sandalyeler bile yapma imkanımız var. Ama şeyi al elanında o ne diyoruz? Sahni Kabe diyoruz. Kabe'nin etrafında o alana inmek tabii ki ne gerektiriyor? İhramlı olmayı gerektiriyor. Çünkü onlar için tanınmış bir hakkı başkaları ne yapmaz? Başkaları şu veya bu isim altında kandırarak, formalitelere bürünerek, hatta başkalarını yanıltarak girmesi vebaldir. Eyvallah. Evet, buna girmeyelim. Hem de ibaret yapıyoruz. İbaret yanıltıcı için olmamak. Asla öyle o işlere tevessül etmemek. Peki Halil Bey mesela, Halil amca dedi ya, ben tavafı rahat yapabiliyorum, sahide yoruluyorum, akülü arabaya biniyorum. Şimdi umresini yaptı, ihramdan çıktı, evet. Nafile tavaf yapacak. Bu sefer yukarıdan çıkması yapacak. Lazım, mesafe uzuyor, yine... Tamam yine akülü arabayla kullanılır. Olur. Tekerlekli sandalyeyle de olabilir. Peki. Evet. Bir soru daha soracağım hocam. Vaktimiz biraz dar. Hatta bayağı dar. Ayşe Hanım, kedileri kısırlaştırmak caiz midir diyor. Yani insan olsun, hayvan olsun. Herkesin neyi var? Bir takım gereksinimleri var. Yeme içme gibi biyolojik talepleri de var. Sırf kendi keyfimiz için, kendi rahatımız için hem hayvanların bakımını üstlenmişiz, evimizi almışız. Hem de ne yapıyoruz? Onların o tabii ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılamak için veya bize ek bir yük külfet getirmemesi için kısırlaştırma keyfi olarak nedir? Hak ihlalidir. Yani hayvan hakları aslında burada asıl işte burada lazım. Doğru. Burada bunu savunmak lazım. Fakat diyebilirsiniz mücbir sebepler, zorunlu durumlar. Efendim ekolojik dengeyi bozmama koşuluyla ne olabilir? Bu ancak bizim kendimizin karar vereceği bir şey değil. Ne olabilir? Toplumun menfaati. Kamunun yararı açısından bu yapılabilir. Böyle bir şey olmadığı sürece herkes keyfek eder. Kendi istediği için ne yapamaz? Bir hayvanı kısırlaştırmamalı. Çünkü onun da ne var? Hakları var. Onları ihlal etmiş oluruz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Süremizin sonuna geldik. İnşallah yarın kaldığımız yerden İnşallah devam efendim. Ederiz. İyi ki varsınız. Muhterem dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın inşallah yine burada olacağız ama veda etmeden evvel Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Komşusu zararlarından emin olmadıkça kişi cennete giremez. Rabbim hem kalbimiz doğru olsun, hem imanımız sağlam olsun, hem dilimiz doğru olsun, hem kalbimizin doğru olması noktasında bize yardım etsin efendim. Bunları başaran kullardan olmamız niyazıyla. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hücür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi.
efendi bu? Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışım? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir efendim? Öğrenmek herkese farzdır.